Karşımızda Selim. Arkadaşları ona Tazmanya canavarı diyor. Çünkü... Karnım çok aç. Doğru. Gününün çoğunluğunu evde geçiren bir öğrenci olarak Can'ı sürekli atıştırmalık bir şeyler istiyor. Fakat ailesi dertli. Can derste kuru fasulye yiyor Can bu. Olmaz ama, midesine dokanır. Ayrıca ders esnasında bir şeyler atıştırmak sağlıklı mı değil mi? Bunu takipçilerimizden Nisa, Ayşenur, Efe ve diğerleri de oldukça merak ediyor. O zaman gelin hep birlikte bakalım. Ders çalışırken yanımıza atıştırmalık almalı mıyız? Ders çalışırken en çok önemsediğimiz durum odaklanarak verimli bir şekilde çalışmak. Şunu çok açıkça söyleyebilirim ki ders çalışırken kesinlikle yemek yenmez. Elinizde bir ekmek arası sandviçle ders çalıştığınızda hem çalıştığınız derse odaklanamazsınız hem de odanızın temizliği açısından doğru bir hareket olmayacaktır. Eğer günlük planlarınıza yemek ve mola saatlerini de eklerseniz bu durumu rahatlıkla çözebilirsiniz. Fakat bu demek değil ki ders çalışırken kesinlikle bir şey yenmez. Oh be! Oh tabii! Uzun süreli ders çalışmalarında yanına atıştırmalık bir şeyler alabilirsin. Fakat aldığın atıştırmalıkların ne olduğu çok önemli. Yağlı, şekerli, baharatlı, sağlığını olumsuz etkileyecek besinlerden uzak durman gerekiyor. Onların yerine kuru üzüm, yaban mersini, leblebi ya da ceviz gibi sağlıklı atıştırmalıkları tercih ederek zihnini açık tutabilirsin. Ya da istersen ders molalarında kendine güzel bir meyve tabağı hazırlayabilirsin. Anne, mandalina getirir misin? Kalk kendin al. Tamam. Demiştim kendin hazırlayabilirsin diye. Sağlıklı meyve ve kuru yemiş hem ders çalışırken enerjinizi arttıracak hem de yemek saatine kadar göbüşünüzün sağlıklı bir şekilde doymasını sağlayacak. Özetleyecek olursak ders çalışırken mümkün olduğunca midemizi rahatsız etmeyecek sağlıklı atıştırmalıklar tercih etmemiz gerekiyor. Hatta bu besinleri daha çok molalarımızda tüketirsek derse olan dikkatimiz de bozulmamış olacak. Videoyu bu kısma kadar izlediysen like atmayı unutma ve bizden istediğin yemekler... Pardon, videolar için yorum yazmayı ihmal etme. O zaman şimdilik görüşmek dileğiyle, hoşça kal.